Command içinde kişilerimizi nasıl etiketleyebiliriz? Nasıl kategorilendirebiliriz ve buna göre toplu işlemlerimizi nasıl yapabiliriz? Bugünümüzün konusu bu. Öncelikle örnek 6 kişimiz var kontaklarımız içinde. Etiket vermeden önce etiket için bir strateji oluşturmanızı öneriyorum. Her danışmanın farklı bir stratejisi olabilir. Bunun için ben bazı örnek etiketler hazırladım size. Örneğin bir mahallede çalışıyorsanız o mahallenin ismini veya semtin, ilçenin ismini verebileceğiniz etiketler olabilir. Müşterilerinizi bunlara göre ayırabilirsiniz. Bir uzmanlık bölgeniz var ise çok dar bir uzmanlık bölgesi olabilir. Bir sokakta çalışıyorsanız apartmanlara göre komşularınızı yani o apartmanda oturan kişileri ayırabilirsiniz. Veyahut da İstanbul'da mesela E5 üstü, E5 altı, cadde üstü, cadde altı, sahil bandı gibi şeyler verilebiliyor. Uzmanlık bölgenize göre bu şekilde ayırabilirsiniz. Eğer alıcı ve satıcılarınızı ayırıyorsanız ve onların bir bütçesi varsa, genelde alıcılarda bütçe oluyor ama satıcılarda da sattığı mülklerin bir aralığı, fiyat aralığı olabiliyor. Bir alıcınızın arayışına göre bir bütçe bandı veyahut da aradığı dubleks olabilir, ara kat olabilir, 3 artı 1 olabilir, teraslı olabilir. Buna göre bir etiket verebilirsiniz. Toplu mail atmayı düşünüyorsunuz. Belki bütün bu kategorilere sahip olan ama bülten abonesi olmasını düşündüğünüz müşterilere hepsine birden bülten abonesi deyip sadece onlara mailing yapabilirsiniz, toplu mailing yapabilirsiniz. Belki kadın erkek olarak ayırıp kadınlar gününde sadece kadınlara yönelik bir mail, toplu mail atmak isterseniz bu cinsiyete göre ayrım yapabilirsiniz. Bazı danışmanlar müşterilerin ilgi alanlarına göre mesela üye oldukları kulübe göre veya tuttukları takıma göre ayırmak isteyebiliyorlar. Belki mesela Fenerbahçe takımı tutan bir müşteri grubu varsa onlara özel bir paylaşım yapmak isteyebiliyor. Danışman üretkenlik raporumuzda hani biz danışman olarak müşterilerimizi motivasyon derecelerine göre ölçebiliyoruz. Belki motive 10, demotive 3 veya sadece 10, 9, 8, 7, 6 yani birden 10'a kadar bir puan verebilirsiniz motivasyon derecesine göre. Veyahut da bir reklam veriyorsanız command içinde hangi reklamdan geldiğini anlayabilmek ve belki buna göre akıllı planlarınızı yönetmek için de reklam ismini etiket olarak verebilirsiniz. Bunlar sadece örnek. Etiket vermekte bir limit yok. İstediğiniz gibi etiket vermekte özgürsünüz. Ben bugün örnek olarak mahalleye göre etiket vereyim. Bir de bir müşteri kitlemiz olsun, bir alıcı kitlemiz olsun, bir arayışları olsun ve istedikleri mahalleler olsun. Buna göre bir etiket verme sisteminin yani toplu etiket ve tek tek etiket nasıl verilir onları görelim. Şimdi 6 kişi var veri tabanımda. Diyelim ki Hakan Bey ve Zeynep Hanım Suadiye'den ev almak istiyorlar. Bütçeleri de 1,5 milyonla 2 milyon arası olsun. Bu iki kişiye sonuçta ben iki tane etiket koyacağım. Bir Suadiye koyacağım. Bir de bütçelerinle ilgili bir etiket koymak istiyorum. O yüzden ikisini birden işaretliyorum. Ve buradan toplu işlemlere gidiyorum. Burada bakın pek çok toplu işlem yapabiliyorsunuz. Add bulk tags dediği yani tag etiket. Bu arada Chrome'dan direkt Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Toplu olarak bir Suadiye etiketi öncelikle. Daha önceden yaratmış olduğum bir etiket var. Şimdilik bunu seçeyim. Ama bütçesi için yeni bir etiket yaratacağım. Onu da görmüş olmak istiyorum. Mesela B diyebilirim. Bütçesi 1.500
Yani 1 milyon 500 ve 2 milyon arası olan bir müşterim için bir etiket yapmaya çalıştım. Hazır bir etiket olmadığı için yeni bir etiket yaratmamı istedi. Evet dedim. İstediğim bir rengi veriyorum. Ben danışman olarak karar verdim. Bütün bütçeyle ilgili olanlar mesela sarı olsun diyorsam sarı etiket seçebiliyorum. Mahallesini seçtim. Bir de bütçe seçtim. Ve etiketi bu iki müşteriye atadım. Kolonları istediğiniz gibi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hep bu şekilde görmek istiyorsanız da buradan bastığınız zaman her girdiğinizde bu ayarlarınız hatırlanıyor, bu şekilde kalabiliyor. Şimdi diyelim ki Mehmet Bey ve Ahmet Bey de alıcı olsun. Ama bu iki kişi Göztepe'de ev arıyor olsun. Ama bütçeleri de aynı olsun. Bunlara da bir toplu etiket denemesi yapalım. Öncelikle Göztepe. Göztepe için yine Suadiye gibi beyaz etiket vereyim. Ama bütçeleri için aynı bütçeye sahip oldukları için yine sarı etiketi verdim. Ve bu şekilde bir ekranı yenileyelim. Evet. 4 müşterimin de bütçesi aynı fakat 2 müşterim Suadiye'de, 2 müşterim de Göztepe'de ev arıyor. Bunlara göre benim eğer elimde böyle bir portföy olursa, bütçesi uygunsa, bu aralıktaysa mesela bu 4 kişiye toplu mailing yapabilirim. Şimdi Burak ve Özlem içinde nasıl bir etiket verelim? Mesela bu kişilerde yine Suadiye'de ev arasınlar. Fakat bütçeleri farklı olsun. Bu sefer 2 milyonla 2,5 milyon arası olsun. Hatta tek kişiye bütçe, yani tek kişi etiket vermeyi göstereyim. Mesela sadece Burak'a veriyorum. Buradan yine toplu seçebilirim veya içine girip bu kontağın içine girip kaleme basıp buradan da aynı şekilde etiket verebiliyorum. Yine Suadiye dedim. Aynı şekilde seçtim. Bu sefer bütçe 2 milyon ila 2 milyon 500 arası dedim. Daha önce böyle bir etiket vermemişim. Yine sarı veriyorum. Ve kaydediyorum. Kontakları geri dönelim. Gördüğünüz gibi farklı bütçelerde, farklı semtlerde arayan müşterilerimiz var. Özlem Hanım'a da isterseniz Özlem Hanım bir reklamdan gelmiş olsun. Ona da bir reklam etiketi koyalım. Farklı olsun. Yine tek başına Özlem Hanım'a girdim. Ve dedim ki mesela Erenköy reklam. Erenköy'deki bir portföyüm için reklam verdim. Ve Özlem Hanım bu reklama gelmiş olsun. Sonuçta onu bu şekilde tanımlamak istiyorum. Ve bu reklama gelen kişilere özel bir mail atmak istiyorsam onları da bu şekilde ayırabilirim. Evet, kaydediyorum ve çıkıyor. Şimdi bu etiketleri nasıl kullanabilirim? Bir gün sonra çalışacağım zaman her gün Comment'e girdiğimi düşünün. Comment'e girdiğim zaman sadece bütçesi 1,5 ile 2 arası olan kişileri görmek istiyor olsam ve çok sık kullandığım bir görüntü olsa bu, bunu nasıl kaydedebilirim? Yani etiketleri bu anlamda nasıl kullanabilirim ona bakalım. Şimdi herhangi bir bütçe veya herhangi bir etiket diyelim. Herhangi bir etikete tıkladığınız zaman Comment otomatik olarak sadece o etikete sahip olan kişileri listelemek üzere bir filtre yaratıyor. Yani ben Suadiye'ye tıkladığım zaman otomatik olarak sadece Suadiye olan etiketi olan kişiler geliyor. Ben bu etiketle
işaretlediğim kişileri ayrı görmek istiyorsam ve bunu çok sık kullanıyorsam bunu bir akıllı görüntü olarak kaydedebiliyorum. Şurada Create Smart View dediği, yani akıllı bir görüntü yarat. Mesela Suha diye ismini verip bu görüntüyü, yani kolonların isimleriyle, etiket filtreleriyle bu şekilde kaydettim Suha diye olarak. Şimdi ertesi gün geldiğim zaman komendimi açtım sabah danışman olarak. Her zamanki gibi bütün kontaklarım çıktı. Ama ben sadece Suadiye'leri görmek istiyorum. Tabii şu an 6 kişi olduğu için çok daha kolay belki, ama yüzlerce kişi olduğunu düşünün. Tek tek Suadiye'leri bulmak zor olabilir. Buradan akıllı görüntülerimden Suadiye'yi seçtiğim zaman sadece Suadiye etiketleri geliyor. Ve bu kişilere direkt ulaşabiliyorum. Şimdi neden etiketleme yapmalısınız? Etiketleme genelde toplu işlemleriniz için, aslında bir kolaylık sağlayacağı için yapmalısınız. Genelde toplu mail veyahut da toplu bir akıllı planı atma eylemi yapmanız gerekebilir. Yani ben bu üç kişi için hepsine bir Suadiye'de bu bütçe aralığında, mesela şöyle de yapabilirim. Hem Suadiye hem 1 milyon 500-2 milyon aralığındaki bir bütçedeki kişileri de dökebilirdim. Bu bölgede bir portföy aldığımda bu kişilere bir akıllı plan yollayabilirim. Akıllı planda da portföyümü sunabilirim. Daha sonra da bu maili attıktan sonra, akıllı planın içinde mail attıktan sonra bu kişileri arama görevi verebilirim. Veyahut da bu kişilerin hepsine birden bir not tanımlayabilirim. Yine bunu da toplu olarak hepsini işaretleyip buradan not gir diyerek, mesela bu 3 kişinin de arayışı Suadiye ama 3 artı 1 sahil bandında arıyor olarak mesela bir not giriyorum. Böyle bir not girdim. Herhangi birine girdiğim zaman gördüğünüz gibi 3 artı 1 sahil bandında arıyor notu. Hepsine ayrı ayrı eklenmiş durumda. Toplu etiketleme bu anlamda kullanılabileceği gibi bu menüden toplu olarak bir e-mail listesi yaratıp ona ekleyebilirsiniz. Bir bülten aboneliğiniz olabilir. Bir bölge bülteni yayınlıyorsanız eğer, sadece Suadiye ile ilgili bir bülteniniz varsa mesela, o bülteni ekleyip bu kişilere de ayrı olarak o bülteni atabilirsiniz. Son olarak bu görüntüde istediğiniz gibi özelleştirme şansına sahipsiniz. Mesela ben müşterilerimin etiketlerini görmek istiyorum ama e-mailleri şu an benim için çok önemli değil. İstersen göreyim istiyorum. Şu an Suadiye görüntüsündeyim. Dikkat edin, Suadiye görüntüsündeyim. Ve kolonlarımı özelleştirmek istiyorum. Ne zaman güncellendiği veya diğer şeyleri istemiyorum. Maili de görmek istemiyorum. Bakıyorum başka bir şey işaretli değil. Uygula dediğim zaman sadece telefon ve etiketleri görebiliyorum. Bu görüntüyü beğeniyorsanız bunu Suadiye görüntüsüne kaydediyorsunuz. Tüm herkesi gördüğünüz zaman yine o görüntünün ayarları geliyor ama Suadiye dediğiniz zaman tekrar eski görüntüye kavuşuyorsunuz. Etiketler gerçekten çok güçlü. Kullanıp müşterilerinizi segmente edip, kategorize edip onlara özel bazı takipler yapabilmenizi sağlıyor. Hepinize bol satışlar diliyorum.